Teşekkür ediyorum canım kardeşim. İyi pazarlar olsun, iyi günler olsun, iyi sezonlar diliyorum. Galatasaraylı olmak tabii ben çocukluğumdan beri Galatasaraylı olduğum için. Galatasaraylı olmak hakikaten tabii buraya transfer olunca daha iyi anladım, daha özüne indim. Hakikaten Galatasaraylı olmak bir ayrıcalıktır yani. Ben kendimi öyle hissediyorum, öyle bir görüyorum yani. Yani buradaki kültür çok başka bir kültür yani. Buradaki aile duygusu, buradaki abi, kardeş, büyüklerimizden çok şey öğrendik. Biz o kültürle büyüdük. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden bir tanesi, zaten Galatasaraylı olduğum için Galatasaray'ı da çok seviyorum. Ama buradaki abilerimden, burada duayen abilerimizden o kadar çok şeyler öğrendik ki daha fazla Galatasaray'a bağlılığımız arttı. Galatasaray benim için öyle bir şeydir yani. Ben Adana Demirspor'da stop oynuyordum. İyi de oyuncuydum yani. İbrahim Sulu hocamız, Allah rahmet eylesin, Adana'ya geldi. Benim mutlaka Galatasaray'a gelmemi istedi. Hiç olmazsa dedi bir sene dedi oynayalım. Güzel bir takım kuracağız. Gelmen lazım dedi. Ben de hiçbir zaman için çok sevdiğim, saygı duyduğum bir insan olarak İbrahim hocamız. Onu da kırmadım. Geldim. Bir sene oynamak için geldim. 10 sene oynadım. Galatasaray dediğim gibi yani ben çocukluğumdan beri Galatasaraylıydım. Ama tabii buraya geldiğimde benim çocukluk arkadaşım, aynı sokakta büyüdüğüm Fatih Terim'le beraber aynı evde 8 sene bir bekar hayatımız var. Galatasaray'da o zaman tabii atmosfer de başkaydı. Her şey başkaydı. Zaten bir Galatasaraylı olarak dünyanın en mutlu insanı bendim. Çünkü istediğim bir takıma geldim. Severek oynayabileceğim bir takımdaydım. Ben tabii Adana'da, Adana Demirspor'da oynuyordum. Ama Adana Demirspor'da oynarken de Galatasaraylıydım. Yani bizim Adana'nın zaten 4-3'ü Galatasaraylıdır ya. Öyle bir taraftar topluluğu var Adana'da yani. Tabii böyle bir camiadan böyle bir teklif gelince ki ben ailenin tek erkek çocuğu olarak annemi Adana'da yalnız bırakıp İstanbul'a gelmek çok kolay iş değil yani. Hiç düşünmeden verdiğim karardı bu yani. Ben annemin ikinci evliliğinden tek çocuk benim yani. Annemin birinci evliliğinden iki ablam bir abim vardı. Onlarla arasında onlarla da aram çok iyidir yani. Ben yani zaten bir aile duygusuyla büyüdüğüm için herkes birbirine saygılı, sevgiliydi yani. Aile böyle bir aileydi yani. Valla ben 12 yaşında stop oynamaya başladım. 15 yaşında genç milli takımdaydım. Evimiz de havuza çok yakındı. Zaten severek yaptığım bir spordu. Yani çünkü 2 senede hiç yüzme bilmeden su topu oynamak ve 2 sene sonra milli takımda oynamak çok kolay değil. Hiç antrenman kaçırmazdım. Ve inanılmaz özel hayatımda da, sporculuk hayatımda da inanılmaz disiplinli bir insanım. Tabii vardı. Kanallardan seçiyorlardı zaten su topuna. Kanalda yüzene, yani yaşı küçük olacak tabii, onlara hemen Atatürk Yüzme Havuzu vardı. Adana Demirspor'da, Adana Demirspor'un tarihi 25 yıl yüzme ve su topunda şampiyon olmuşlar yani. 25 yıl. Bu yani kırılması çok zor olan bir rekor yani. Ben öyle bir takımdan geldim yani. Vallahi yani geldiğimden itibaren dünyanın en mutlu insanı bendim. Çünkü böyle bir camiada kendinizi kabul ettirmek çok kolay değil. Bu yani Galatasaray kültürü, Galatasaray örf ve adetleri yani hiçbir kulübe benzemez. Buradaki sevgi, saygı, birbirine olan nasıl diyeyim, saygının ötesinde bir şey var yani. Burada aileyet duygusu var yani. O beni çok etkiledi. Zaten hayatım boyunca istediğim ortamdı yani. Böyle bir ortamda spor yapmak benim için zaten şerefti yani. Galatasaraylı olmak şeref. Galatasaray'da lisanslı sporcu olmak apayrı bir şey. Hem de milli sporcusunuz, transfer olmuşsunuz Galatasaray'da. Yani istediğiniz yerdesiniz, istediğiniz bir ortamdasınız. Nasıl mutlu olamamışsınız? En ufak bir olumsuz bir şeyi yaşamadım yani burada. Adana'da da milli takım oynadım. Milli olmak tabii apayrı bir duygu. Şimdi biz nasıl diyeyim, orta halli bir ailenin, daha doğrusu fakir bir ailenin çocuğuyuz. Biz Adana'dan Mersin'e gitmemiz bile bizim için çok büyük bir olaydı yani.
Yani Yenice'ye ayran içmek çok lükstü yani. Bir trene asılarak giderdik oraya mesela. Anlatabiliyor muyum? Şimdi milli takımda olmuşsun, yurt dışına çıkıyorsun. Bu Adana'dan yani bir sporcu yurt dışına çıkıyor, milli takım oyuncusu falan. Bir de hem seviyorlar seni hem saygı duyuyorlar. Milli sporcusun, bir ayrıcalığın var yani. Böyle bir mahallede inanılmaz bir şekilde büyük abilerimiz bize sahiplendiler. Bizi hep doğru yolda tuttular. Bakın ben Adana'nın en kötü mahallelerinden bir tanesinde büyüdüm. Şu anda 73 yaşındayım. Yanmamış sigarayı dudağıma değirmedim. Böyle bir, anlatabiliyor muyum? Hem sporculuğundan hem de yani yaşam tarzımdan hiç o yolu seçmedim. Hep sporun içinde kaldım. Bütün camialarda yani zaten spor camiasında olduğunuz zaman arkadaşınız da sporun içinden oluyor yani. Başka bir yere gidemiyorsunuz yani. Başka bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü aklınızın ucundan bile geçmiyor. Düşün, düzgün yaşamak mecburiyetindesiniz ve milli sporcusunuz, Galatasaray'a transfer olmuşsunuz. Nasıl bir hayatınız olabilir? Her şeyinize dikkat etmeniz lazım. Şimdi bu iyi bir soru sordunuz. Çünkü bu hakikaten çok zoruma gitmişti. Yani oğlunun düğününü orada nasıl yapar diye. Ben 10 yaşından beri sokakta çalışıyorum. Ben liseyi bitirdikten sonra üniversite imtihanına bile gitmedim. Ben hayatı hep böyle basamak basamak. Ben Florya Mitrokday tesislerine yönetim kurulu kararıyla beni atadılar 2000-2001 senesinde. 2000-2001 senesinde de ben Acarkent'te oturuyordum. Sonradan olmadı. Yani ben Florya'ya gittiğimde de arabam BMW'ydi. BMW arabaya biniyordum o zaman da. Yani Florya'ya gittikten sonraki hayatım benim pek değişmedi yani. Ben bir Galatasaraylı olarak yani nasıl diyeyim, o kültürle büyümüş bir çocuk olarak yani. Düşünsene ben 22 yaşında gelmişim. Burada Galatasaray camiasında 74'te transfer olmuşum. 2024, 50 yıl. Yarım asır Galatasaray'da geçmiş. Nasıl bir kötü iz bırakabilirim? Bu kadar etrafım, bu kadar seven insanlar, bu kadar insanlarla ilişkimde nasıl olumsuz bir şekilde bir şey yapabilirim yani? Fatih hocamız hep söyler bunu. İlişki, benim için ilişki, insani ilişki özellikle çok önemli. Ve Fatih hoca söyler yani, iki üniversite bitiren, beş lisan bilen bunun yaptığı işi yapamaz diye. Bu başka türlü bir kültür. Başka bir türlü iletişim yani. Ben yani ben insanları çok seviyorum. Çocukları, bir de aşırı bir çocuk sevgim vardır yani. Ben yeteneksiz, kabiliyetsiz, yapamaz, edemez böyle bir çocuğa inanmıyorum. O kadar da çocukları seviyorum yani. Eşimle vallahi herhalde bizi Tanrı karşılaştırdı diye düşünüyorum. Yani tabii gençliğin verdiği çok arkadaşımız oluyor. Gençsiniz, Galatasaray'da top oynuyorsunuz, milli takımdasınız. Etraf, çevre, nereye gidersiniz giden yani. Bir turnuvaya gidiyorsunuz. Yani İstanbul içinde işte yüzmeyi sata gidiyorsunuz, adalara gidiyorsunuz. Hep böyle çok maç oynuyorsunuz yani. Etrafınız da iyi oluyor yani. Ben karıma evlenme teklif ettiğimde o da inanamadı. Yani sen dedi, yani bu kadar dedi. Yani zamparasın dedi yani açıkçası yani. Sen dedi yani. Ben de sadece dedim ki beni o hayattan al, bu tarafa götür dedim. Ben sana dedim yani seni çok seviyorum dedim. Seni de üzmek istemiyorum dedim. Ne zaman dedim karar verirsen o zaman gel, o zaman konuşalım dedim. O zaman tabii cep telefonu falan da yok yani. 15 gün sonra ailesinden tanıştırmak istediğini söyledi. Ben de 15 gün sonra evlerine gittim. Böyle bir beraberliğimiz başladı. Bizim evliliğimizin 37-38. senesi. Allah'a şükürler olsun. Bir kere bile münakaşa etmedik. Bir formül var biliyorsunuz. İtaat et, rahat et. Hiç sabah sarf etmedim. Çünkü baba neredeyse oğlan da oradadır yani. Erkek çocuk özellikle yani. Ben çocuk çünkü doğduğunda bile sağına soluna tavana buna her tarafa Galatasaray posterleri yapıştırdım. Çocuk sarı kırmızıdan başka bir renk görmedi yani. Olur ne olmaz diye. O vallahi şimdi tabii o da stopuna geldi. Bayağı minik takım, yıldız takım, genç takıma kadar yükseldi hatta. Oralarda da oynadı. Ondan sonra tabii ev uzak olunca, bir de üniversite hayatı başlayınca gidip gelmemiz de zor oldu. Bayağı bir zor oldu. Ondan sonra
eğitimini üniversite bittikten sonra Amerika'ya gitti. Oradan Erasmus bir sene Madrid'de okudu. Master yapmak için Londra'ya gitti. O gibi şeylere girince stopundan da uzaklaştı. Ama hala arkadaşlarından görüşüyor. Hala bu sporu çok sevdiğini söylüyor. Yine de çok sık görüştüğü arkadaşlar da var yani. O da Galatasaraylı yani. İyi bir Galatasaraylı yani. Allah bağışlasın. Bütün evlatlarımızı Allah korusun. Hiç kötü şeylerle karıştırmasın yani. Ya tabii bir defa 3 tane Adanalı daha geldi benden beraber. Takımın içinde beraber geldiğimiz arkadaşlarımız da vardı. Zaten işte Oğuz Baktıroğlu, Engin Bora rahmetlik, Şeref İlancıoğlu, bunlar hep milli takımdan da arkadaşlarımdı yani. Bunlar da hiçbir zaman için bir yabancılık çekmedim yani. Takım arkadaşlarımdan beraber, birlik beraberlik yani iki gün bile sürmedi yani. Çünkü eskiye dayanan bir arkadaşlığımız da olduğu için kimse beni ne yadırgadı ne de bir yani yabancılık hissetmedim. Öyle bir takımımız vardı yani. Bak şimdi bir defa en çok Adana'da bir maçtan önce Galatasaray futbol takımı gelmişti. Metin Oktay benim saçımı kafamı tuttu. Bir hafta 10 gün kafamı yıkamamıştım. Annem oğlum yani kötü bir hastalığa yakalanacaksın. Banyo, kafanı yıkamak ne demek diyor yani. Ya anne diyorum Metin Oktay saçımı tuttu. Annem Metin Oktay'ı tanımıyor ki yani. Annem 5 vakit namazından yazdığında bir kadıncağız yani. Metin Oktay kafamı tuttu. Kafamı yıkayamam diyorum. Bir hafta 10 gün kafamı yıkamadım yani. Öyle bir atmosferdeydim yani. İbrahim Sulu. Allah rahmet eylesin. Beni Galatasaray'a getiren, beni ilk defa Galatasaray'a stopçu olarak transfer eden ve çok isteyen İbrahim Sulu. Geldikten sonra tabii burada yine Allah rahmet eylesin Yusuf Kefeli abimiz nur içinde yatsın. Bunlar başka türlü bir Galatasaraylıydı. Şimdi o jenerasyon Turgay Şeren, pardon Turgay Nece abimiz. Bunlar çok büyük Galatasaraylılar yani. Bunlar yani nasıl diyeyim öyle insanlar şimdi ismini sayamayacağım o kadar güzel abiler vardı ki yani bizim Kalamış'tan Metin Oktay gelirdi mesela tavla oynardı burada. Biz başka türlü bakardık. Onu çünkü insanlar Metin Oktay'ı yakından görmek yani bu herkese nasip olmaz yani. Biz o abilerimizle büyüdük. Anlatabiliyor muyum? Yani onun için ne kadar isabetli bir karar vermişim. Ne kadar güzel günler geçirmişim Galatasaray'da. Vallahi ben bunu hayatım boyunca unutamam. Bunu her defasında da anlatıyorum zaten. Olmaz mı? Canım kardeşim olmaz mı? Biz burada havuz açıktı. Biz İtalyan bir takımla şampiyon kulüpler oynuyoruz. Fenerbahçe futbol takımı kampta burada. Bütün takım Cemil abiler, Cemil Turanlar, Alpaslanlar, Ziya abiler. Bunlar maçımızı seyretmeye geldiler buraya. Ve bizi alkışlıyorlardı. Fenerbahçe futbol takımı. Galatasaray stopu takımı Avrupa Kupası oynuyor. Ve tribünde Fenerbahçeli abilerimiz takım olarak bizi seyrediyorlar. Bu çok başka bir şey. Unutamadığım maçlar olmaz mı? İlk defa 77'de muhteşem bir şampiyonluk yaşamışız. Avrupa Şampiyon Kulüpleri Hollanda'ya gitmişiz. Bunlar unutulacak maçlar değil. Mesela kaç sene şampiyon olamamışız. Ondan sonraki dönemde yüzme esas egomanyasını bitirmişiz. Ondan sonra 12-13 sene şampiyon olmuşuz Galatasaray olarak. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar unutulur mu yani? Su topu tarihinde ilk defa diyorum bir final maçının yüzme esasla Burhan Felek havuzunda 13-0 bitti. Su topu tarihinde bir final maçının sıfıra karşı bittiği vaki değildir yani. Böyle bir tarih de yok yani. 13-0 yüzme esası. En iyi zamanında 13-0 yendik. Şimdi tabii ilk önce tesisleşme. Mesela Galatasaray, Enka, Demirli yüzme esasında vardı mesela Ortaköy'de havuzu. Onun haricinde hep yani nasıl diyeyim Avrupa'da mesela Macaristan'da bu atasporudur yani. Her mahallenin, her semtin en az 3 tane havuzu var. Kulüplerin havuzlarını bırakın. Belediyeye ait havuzlar var yani.
Onlarda da yani inanılmaz bir şekilde onların da atasporu stopu mesela. Macarların, Hırvatların, o Montenegro'nun. Bunlar yani İspanya, İtalya, Rusya ve onlar zaten yani hep bunlar tabii imkan meselesi yani. Bunlar o kadar bir de dünyada yapılan bütün sporların içinde eğitim düzeyi en yüksek stopu. Bunu Amerikalılar araştırmışlar. Bunu bir dergide de yayınladılar yani. Eğitim düzeyi en yüksek spor stopu. Stopu çok kuralları olan bir oyun. Ve fizik olarak da inanılmaz bir şekilde kuvvetli olmanız lazım. Yani bir sene yaptığınız antrenmanı bir hafta yapmazsanız siler atarsınız yani. Öyle bir spor bu. O derece. O derece yani. Bunda kendinize çok iyi bakmanız lazım. Hiç antrenman kaçırmamanız lazım. Ve devamlı kuvvetli olmanız lazım. Yediğinize, içtiğinize dikkat etmeniz lazım. Uykunuza dikkat etmeniz lazım. Yani profesyonelce yaşamanız lazım. İyi bir stopçu olmak istiyorsanız, mesela Amerika'da böyle üst seviyedeki stopçulara tam burs var üniversite. Çok talebelerimiz gittiler. Hala orada olanlar da var. Yani bu her sporcuya nasip olmayan şeyler bunlar yani. Sevgili kardeşim, 10 sene Adana Demirspor'da, 10 sene Galatasaray'da, 20 sene oynadım. 17 sene hem Galatasaray'da hem stop milli takımda antrenörlük yaptım. Yani insan bu şey gibidir böyle, nasıl bir şeye alışkanlık haline getirirsiniz de bırakamazsınız yani. Ben mesela antrenörlük hayatımda, 17 sene antrenörlük hayatımda ben zaten yani kendi oğlum olmadan önce de çocukları çok seviyorum. Ben mesela aile tabii ki çocuğun hayatında çok önemli. Anne baba. Çocuğun hayatında iki kişi de önemli. Okulda öğretmen, sporda antrenör. Ben yeteneksiz, kabiliyetsiz, yapamaz, edemez böyle bir çocuğa inanmıyorum. Benim çok arkadaşlarım mesela hiçbir zaman için mesela bir tane çocuk görüyorlar, bari diyorlar yani bundan uğraşma, bundan bir şey olmaz diyor. O çocuk Galatasaray A takımının en iyi müdafaa oyuncusu, milli takım en iyi müdafaa oyuncusu oluyor. Ve yıllarca spor yapıyor, milli takımda görev yapıyor, Galatasaray'a hizmet ediyor. Ondan sonra belli bir yaşa geldikten sonra evlilik hayatı işte, iş hayatı sonra bırakıyor. Ben 20 sene sonra bıraktım yani. Artık yani hem iş hayatındaydım, yani artık yani kendime hayatımla alakalı, yani nasıl olsa bir daha Adana'ya dönmeyeceğim. İstanbul'da kalacaksam ne şartlarda kalabilirim? Çalışmam lazım, para kazanmam lazım, bir şeylere sahip olmam lazım. Ondan sonra bırakmaya karar verdim. Stopunu bıraktıktan sonra zaten antrenör oldum yani. 17 senede antrenörlük yaptım. 2000-2001'de benim yönetim kurulu kararıyla Emri Vaki Florya Metinoktay'ı tesis müdürü yaptılar. Özkanlar İnşaat Şirketi'nin formenliğini yapıyordum. O zaman Başbakan Bülent Ecevit'ti. Onun hemen zaten milletvekiliydi Hüsamettin Özkan. Ben onun abisinin yanında Önder Özkan'la beraberdim. Onların şirketinde çalışıyordum yani. 17 sene çalıştım. Daha önce beni Fatih Terim 96'da istedi. İstanbul'a yani Galatasaray'a gittiğinde beni istedi oraya. Allah var ya. Benim çünkü çocukluk arkadaşım. Yani annem babam, ondan sonra Fatih Terim yani. Benim hayatımda yani. Gelmen lazım dedi. Ben de burada yani stopu yani hiç içmek mi yani hiç gitmek istemedim yani. Hayır dedim, ben yapamam dedim yani. O profesyonel bir de tesis müdürlüğünden anlamam yani. Ne yapmam lazım onu da bilmiyorum yani. Tabii Fatih Terim İtalya'ya gidince biz de o sene A takım, genç takım, ümit takım, yıldız takım, minik takım 5 branşta şampiyon olduk. Beni yönetim kurulu toplantısına çağırdılar. Dedim ki herhalde prim var, bir şey var yani. Yok o kadar yani emeğimizin karşılığı herhalde bir şey var dedim. Florya'ya gittim yönetim kurulu toplantısında. Başkanımız o zaman Faruk Süren'den Mehmet Cansun. Mehmet Cansun, bundan sonra buranın tesis müdürü sensin dedi. Sevgili başkanım yapamam dedim. Evim çok uzak, 50 kilometre. Beykoz Kabacık burası. Senden iyi kimse yapamaz dedi. Bizim arkamızı dönmemizi sağlayacak bir insana ihtiyacımız var dedi. Senin burada olman lazım dedi. Tabii biliyorsunuz başkanlar
bir şey söylediği zaman onu refüze etmek ya da hayır demek falan böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü biz o terbiyeyle büyüdük yani. Kabul ettim. Ondan sonra 6 tane başkanla beraber çalıştım. Hep sırayla. Sürdü mü o? İşte bir ara Fatih Hoca ayrılınca milli takıma ben de ismam derdim. Fatih Hoca ile beraber milli takıma gittik. Futbol Federasyonu'ndaydım yani. Ondan sonra federasyondan tekrar 2 sene sonra ya da 3 sene sonra tam hatırlamıyorum. Dönüşümüzde tekrar Galatasaray'a geldik. İşte son Fatih Hoca bırakana kadar da beraberdik. Çünkü şimdi biz orada böyle bizim evimizdeki yatak odası neyse Flora'da öyledir bizim için yani. Bizim için disiplin ön plandadır. Onun için başkanlar beni Allah var yani hep sevdiler yani. Çünkü biz orasını evimiz olarak gördüğümüz için biz ne yaptıysak yapmamız gereken ne varsa hep Galatasaray'a açık yüreğiyle yaptık. Bizim öyle cumartesi pazar ya da saat 6'da mesai bitti böyle bir şey söz konusu değil. Haftada 3 gün zaten eve gitmiyordum. Karım telefon açıyordu bu akşam yemekte var mısın yok musun diye. Hocaya bağlı diyordum. Hoca kalacaksa biz de kalıyoruz mecburen. Gidecekse evine biz de evimize gidiyorduk. Zaten haftada 3 gün garanti. Orada kalıyoruz. Devre arası kampı 10 gün yoksun. Hayatımız orada geçiyordu yani. 50 kilometre gidip geliyordum ama artık yani gözümü bağlasalar eve gidip gelirdim yani. O haldeydim. Şimdi sevgili kardeşim kaç bin tane divan üyemiz var. Kaç bin tane üyemiz var. Şimdi 10 tanesi gelse her gün yandık yani. Yani çünkü herkes antrenman seyretmek istiyor. Futbolcuyla resim çektirmek istiyor. Hocayla konuşmak istiyor. Yani şimdi orada belli bir siz de takdir edersiniz ki disiplinin olmadığı bir yerde başarı söz konusu değil. Mümkün değil. Beni kaç defa şikayet ettiler başkana. Bizi içeri almıyor, antrenman seyredemiyoruz diye. Başkana gidiyor. Sistem devam. Çünkü orası yani bir mahrem yerimiz yani. Biz orayı her gün herkese açacak olsak ne yaparız yani. Biz zaten cumartesi pazar günü futbol okulu var, basketbol okulu var. Her yaş grubunun 13, 14, 15 maçlar var. Lig maçı var, hazırlık maçları var. Cumartesi pazar 2500-2750 kişi tesise girip çıkıyor. Ama A takımın olduğu yere hiç giremez. Kimse gelemez yani. Oraya söz konusu mesela hiç kimse arabayla içeri giremez. İçeri park edemez. Zaten Florya oranın kalbi. Galatasaray'ın kalbi. Florya'ları beni tatmin etmedi. Hemen çıkışlarını verdirttirdik. Siz Galatasaray'ı uzaktan kumandayla böyle bir çalışma sistemi yok. Eğer bu kulüpte maaş alıyorsan buraya geleceksin. Mesaini burada vereceksin. Kendi başına hareket edemezsin. İhtiyaç olduğu zaman çağırıyorlar dediler bazıları. Bundan sonra ihtiyacımız yok dedim. Tehdit edenler oldu. Vallahi ben Adanalıyım. Söyledim de şu saatte geliyorum, bu saatte çıkıyorum. Özet yaptım. Biz tabii aynı sokakta büyüdük. 1974'te de beraber geldik. Aynı evde de 8 sene bekar hayatımız var. Fatih Terim anlatmak böyle kelimelerle anlatmak çok kolay değil. Yani inanılmaz bir şekilde disiplinli, inanılmaz bir şekilde çalışkan bir insan. Yani inanılmaz bir Galatasaraylı. Böyle birinden yani beraber çalışmakta yani arkadaşlığımızın ötesinde bir gün ondan sonra tesise gelmedim. Bir gün Fatih Hoca hocayken ben tesis müdürüyken bir gün ondan sonra tesise gelmedim. Bunu her yerde söyler de hocaya. Biz ne kadar özverili çalıştık. Neler yaptık Galatasaray için, Florya için. Biz şahıslar için bir şey yapmadık. Galatasaray için yaptık. Fatih Terim nasıl diyeyim çalışma sisteminde hata yapmaktan korkmayın der. Şimdi ben tesis müdürü olarak odama gelsem, otursam, hiç kalkmasam hata yapar mıyım sizce? Yapmam mümkün değil. Çalışıyorsan bir şeyler
üretiyorsan ya da bir şeyler yapmam gereken şeyleri yapıyorsam hata da yapabilirim. Hatasız bir Allah var yani. Onun haricinde insanlar yani hata yapıyorsan çalışıyorsun demektir yani. Hep bunu ama bütün personele söyler bunu yani. Onun için herkes işinde, herkes gücünde inanılmaz disiplinlidir. Her şeyden taviz verir ama disiplinden asla ya. Asla. Herkes işini yapacak. Çalışma saatlerine alakalı mesela yani 3 saatlik uykuyla günü kapattığı olur yani. Hep analiz odasındadır. Yani iş ahlakı, çalışma ahlakı bambaşka birisidir yani. Yani bizde aile duygusu, o çok önemli yani. Birlik, beraberlik çok önemli. Yani o birlik, beraberlikten, zaten birlik, beraberlikten kuvvet doyuyor, o sinerji de fazla oluyor, bu takıma yansıyor. Şimdi hiçbir yabancı oyuncuya birisine baba dedirtiremezsiniz yani. Çünkü benim telefonum 24 saat açıktır yani. 24 saat yabancı oyuncu, yerli oyuncu, ne olursa olsun yani. Olumsuz bir ne varsa hemen ararlar yani. Yapmamız gereken ne varsa o çok acil bir şekilde yapılır yani. Çünkü bunlar hep ilişkiden dolayı. İlişki çünkü yani karakolla ilişkiniz iyi olması lazım. Fenerbahçe Galatasaray maçlarında oradaki komiser arkadaşımızı ararız. Polisleri gönderir. Bakırköy Belediyesi ile Fen İşleri Müdürü ile park ve bahçelerle bunlarla hep böyle abi kardeş ilişkisinde bizim Florya Jurassic Park gibidir. Anlatabiliyor muyum? Bizim oradaki bu insanlarla, bu çevredeki insanlarla, işte havalanı, iç hatlar, dış hatlar, emniyet müdürleri, onlar da bizim hiçbir zaman için kötü bir ilişkimiz olmadığı için, hep böyle abi kardeş ilişkisi olduğu için, yani hep böyle bir, onlar da bizim ailedendir yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için yabancı oyuncu, yerli oyuncu başına ne gelirse, olumsuz bir şey geldiği zaman benim telefonum zaten dediğim gibi 24 saat açık. En ufak bir olumsuz bir şekilde ararlar. Yapmamız gereken ne varsa hiç kimsenin duymadan, hiç kimsenin o olaya şahit olmadan hemen bertaraf ederiz yani. Şimdi Fatih Terim benim canım ciğerim. Yani en samimi olduğum, en güvendiği insanlardan biriyim. Ben iş hayatından alakalı nasıl bir laubali bir şekilde tesis müdürlüğü yapabilirim? İşle alakalı nasıl bir şekilde olumsuz bir şey yaşatabilirim? Anlatabiliyor muyum? Ben sonbaharda yapraklar dökülür. Mesela çok acil bir şekilde o yaprakları toplattırırım. Fatih Hoca o yaprakları görmemesi lazım. Sahanın biçilmiş, sulanmış, antrenmana hazır halde olması lazım. Mutfak, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği. Dört dörtlük. Bir tane yerde çöp bulamazsın. Bu iş, disiplin. Yani ben, Fatih Terim benim arkadaşım diye işte, o her zaman her yerde söyler mesela bunu. Benden sonra geldiğini hatırlamıyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? Futbolcular niye beni çok seviyorlar? En olumsuz bir şeylerini hocayla paylaşmam. Hocaya aktarmam. Anlatabiliyor muyum? Onun için bana Fahri abicim, Fahri babacım derler yani. Anlatabiliyor muyum? Bu İş ahlakı, disiplin, arkadaşlık başka, dostluk başka, sevgi, saygı çok başka. Ama buradaki sevgi, saygı, bu abilik, kardeşlik, beraber büyüme, beraber aynı hayatı yaşama, o çok başka bir şey. Maçtan bir gün önce birinci halkadaki bütün arkadaşlarıma, yardımcı antrenörler dahil, hepsine söylerim. Maç günü, maçtan bir gün önce olumsuz hiçbir şeyi hocaya aktarmayalım. Olumsuz hiçbir yaşanmış olayı hocaya söylemeyelim. Haberi bile olmasın. Bunu maçtan sonra konuşuruz. Maçtan konuşsun, bir gün aradan geçsin. Ondan sonra konuşmamız gereken ne varsa konuşuruz. Bizim zaten birinci halka herhalde 8 kişiden 5 kişi Başak Burcu'ya. Herkes o seviyede
o mantaliteyle çalışır. O mantaliteyle iletişim kurarlar. Yani hocaya yalan söylemeyeceksin abi. Ne olursa olsun, kır, dök, ne olursa olsun, olumsuz ne yaşadıysan bunu hocaya doğru bir şekilde anlatacaksın. Öyle sağdan dolandım, soldan dolandım, öyle senaryo yazdın. Ya zaten yani mümkün değil. Kandırma ihtimalin sıfır da. Sıfırın altında sıfır. Yani doğruyu söyleyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. Hocaya yalan konuşacaksın, canını al. Oyunla alakalı, futbolcuyla alakalı, taktikten alakalı haddime değil. Bir kelime bile söylemem. Çünkü yardımcı hocalar var. Onlar karar verirler, onlar konuşurlar. Yani bana zaten hoca, hocaların dışında hiç kimseye oyunla alakalı, oyuncuyla alakalı sormaz bile. Yardımcı antrenörler vardır. Scout ekibi vardır. Onlarla konuşur yani. Dışarıdan birisi ne sistemle alakalı, ne oyuncuyla alakalı bir kelime bile söyleyemez. Böyle bir şans yok yani. Kendi ekibi var. Onlar futbolla alakalı bütün konuşmalarını onlar yaparlar. Ben hiçbir zaman için bana mesela kaç senedir yani, kaç senelerdir yani bu mu şu mu onu bile demez yani. Yani çünkü antrenörlerle konuşur. En son kararı yine o verir. Herkes fikrini söyler. Bak hocanın bayıldığı şey ne biliyor musun? Bak siyah bir şey. Birisi desin ki beyaza yakın. Bayılır ayılır. Konuşsun. Söylesin. Onun ispat etsin. Ya da yani ona yakın bir şey söylesin. Bayılır ayılır. Anlatabiliyor muyum? Sever böyle tartışmayı sever. Hani herkes yani hoca yani herkesin tamam hoca yok öyle bir şey. Herkesin fikrini sorar. Ortak bir şey çıkartır kendisi. Onu söyler. Kariyer sahibi olan ikinci bir antrenörü bana söyleyin. Türkiye'de. Bu bana Allah'ın vermiş olduğu bir lütuf diyeyim. Ben herhalde Allah'ın sevdiği kullarından bir tanesiyim. Allah böyle güzeller güzeli bir kadın çıkardı karşıma. Evlendim. Aslan gibi bir oğlum var. Mutlu bir aile hayatım var. Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Her gün Allah'a şükür ediyorum. Allah'ım bana böyle bir camiada, böyle bir hayatı, böyle bir aile hayatını nasip ettiği için binlerce şükür ediyorum Tanrım'a. Vallahi şimdi tabii bir şirkette şu anda yine futbolla alakalı bir şirkette çok güzel bir oluşumun içindeyim. All Dreams diye bir firmadayım. Bu da kariyer planlaması 14 yaş, 19 yaş yetenekli oyuncuları bir yere taşımak. Onlarla beraber olmak, onları güzel yönlendirmek. Bunlarla alakalı All Dreams diye bir şirket için çalışıyorum. Ve çok zevk alarak yapıyorum bunu. Yani evde durmaktansa çalışmak bizim herhalde Tanrı tarafından ölene kadar çalışacağımız bir ortam oluştu diye değerlendiriyorum. Tekrar söylüyorum, böyle bir hayatı, böyle bir camiada, böyle bir ailemle beraber yaşadığım bu Allah bozmasın diyorum. Her gün de Tanrı'ya dua ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğin için çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşim.